Herkese merhabalar. Elektriksel kuvvet ve elektrik alan videosuyla birlikteyiz. Şimdi bakalım burada neler var. Burada arkadaşlar iki maddede elektriksel kuvvet ve elektrik alan var. Tahmin edeceğiniz gibi birinci maddemiz elektriksel kuvvet. İkincisi ise elektrik alan. Daha sonra da ÖSYM tipi bir soruyla ne yapacağız? Bir soruyu çözeceğiz. Burada değişik bir sorumuz var. Böyle normal soru kalıplarının azıcık dışında bir soru var. Biraz mantığımızı yürüteceğiz. Çok fazla matematiksel işlem yapmayacağız. Elektriksel kuvvet, yani ilk maddemize geldiğimizde burada kuvvet dediğimizde zaten force'un F'si F ile gösterdiğimizi biliyoruz. Vektörel olduğunu şu üzerindeki işaretten de anlayabilirsiniz. İki yükün birbirine uyguladığı kuvvetten bahsediyoruz burada. O zaman iki tane yükümüz olmalı. Bu yükler eğer aynı cins ise, mesela ikisi de artı ve artıysa, o zaman bunların birbirlerini ittiklerini söylerim. Aynı cins ise, ama biri artı, diğeri mesela eksi yüklü ise, o zaman da bunların birbirlerini çektiklerini söylerim. Her iki durumda da iki yükün birbirine uyguladığı kuvvet eşit büyüklükte ve zıt yöndedir. Peki formülümüz yok mu? Evet, bir formülümüz var. F eşittir K çarpı Q1 Q2 bölü D kare. Kuvvette aralarındaki uzaklık, yükler arası uzaklık arkadaşlar burada ve yüklerin yük cinsi de burada zaten. Şimdi K ve L'nin yük cinsine bakalım. Gene bak, burada bir tane cisim, iki tane cisim var. Biri K, biri L. Gördüğünüz gibi yukarıdan bağlanmış. Bunlar ipek ipler derler buna. Neden ipek ip derler? Sorularda karşılaşırsınız. İpek iplerle bağlı K ve L cisimleri. İpek arkadaşlar yalıtkan bir maddedir. Yani bunun yalıtkan olmasını isterler ki cismin yükü herhangi bir yere doğru gitmesin. Cismin yükü cisimde kalsın diye. Şimdi şurası da eğer düşey kuvvetimse, bu ikisinin düşeyle alfa ve beta açıları yaptığını görüyorum. Peki ben başlarken şunu söyleyeceğim. Alfa açısının beta açısından büyük olduğunu fark ettiniz mi? Şimdi eğer alfa betadan daha büyükse bunun nedeni ne olabilir? Şimdi bir kere biz az önce ne dedik? İki yükün birbirine uyguladığı kuvvetler eşit büyüklüktedir dedik. Burada elektriksel kuvvetlerin ben kesinlikle şu tarafa doğru olduğunu söyleyebilirim, değil mi? Birbirlerini itiyorlar. Çünkü çekselerdi buraya, burada buluşabilirlerdi. Birbirlerini itiyorlarsa ve eşit büyüklüktelerse alfa ve beta açıları neden birbirinden farklı? Çünkü bu cisimlerin bir de ağırlıkları var arkadaşlar. Tamam mı? GK ve GL. İşte bu farkı yapan ağırlıklarıdır. Burada bu ikisinin ağırlıklarından K'ninkisinin daha küçük, L'ninkisinin ise daha büyük olduğunu söylerim. Yani kütleleri arasındaki ilişki nedir? L'nin kütlesinin K'nin kütlesinden daha büyük olduğu durumdur. Peki bize ne soracak? Bizi çeldirmek için elektriksel kuvvetler arasındaki ilişkiyi soracak. Sen bunu hemen ne diyeceksin? Eşittir diyeceksin. İki yükün birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetler eşit ve zıt yöndedir diyoruz. K ve L birbirini iter mi, çeker mi? Bu konuda ne diyeceğiz? Evet, K ve L birbirini itmiştir. Doğal olarak K ve L'nin yük cinsinin aynı olduğunu, yani ikisinin de eksi ya da ikisinin de artı olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz bu genellikle 3 öncülü çıkar, ya bu 3'ü çıkar, işte ya bu çıkar. Anlatabildim mi? 3 öncülüdür. Değişik versiyonları bolca çıkar. Eğer alfaları da eşit verirse ağırlıklarında eşit olduğunu söylersin, işi bitirirsin. Şimdi yatay sürtünmesiz düzlemde tutulmakta olan yüklerden K'ye etki eden elektriksel kuvvet soruluyor. Birlikte bakalım. Tabii şu Q kare olacak. K'ye etki eden elektriksel kuvvet sorulduğuna göre ben bunu şu şekilde yapabilirim. Artı Q artı 8 Q, değil mi? Buna etki edecek. Ben K'nin ne diyeceğim K'ye etki eden dediği zaman? Bir kere artı artı olduğuna göre K'nin pozitif veya negatif olma durumuna bakayım. Bu pozitif olursa ikisi de bunu itecektir ve o kuvvetler zıt yönlü olacaktır. Eğer K negatifse ikisi de bunu bu sefer çekecektir. Yine kuvvetler, bunu uyguladıkları kuvvetler zıt yönlü olacaktır. Her iki durumda da bu cisimlerin K'ye uyguladıkları bileşke kuvveti bulmak için bu kuvvetleri
farkını almalıyız arkadaşlar. Çünkü zıt yöndeler. Hadi yapalım. Birincisini yazıyorum. K çarpı Q. K bu sabit olan K. Bizim cismimizle alakası yok. QK bölü aradaki mesafenin karesi. Bu bir. İkincisi de K çarpı 8Q çarpı QK bölü aradaki mesafenin karesi. 4D'nin 2D kare olduğuna göre 4D'nin parantez karesi olacaktır. Burada katsayı olarak bakın buraya. Katsayımız 2'dir. Burada katsayımız 1'dir. O zaman bu ikisini birbirinden farkını aldığımızda ne olacaktır? Sadece 1 kalacaktır. Yani cevabımız K, Q, QK bölü D karedir. Gelin buna pozitif değer verelim. Pozitif değer olması durumunda şunlar da A ve B cisimleri olsunlar. B'nin ittiği kuvvet bu. A'nın ittiği kuvvet de bu olacağına göre büyük olan hangisidir? B'ninkisidir değil mi? Demek ki bileşke kuvvet de bu tarafa doğru. Yani B'nin uyguladığı kuvvet yönünde Q çarpı QK bölü D kare olur diyoruz. Yatay sürtünmesiz düzlemde tutulmakta olan yüklerden M serbest bırakılıyormuş. Buna göre ne diyor? M serbest bırakıldığında hareket etmiyor. Buna göre QK bölü QL kaçtır? QK bölü QL kaçtır? Bunu da yapalım. M hareket etmiyorsa o zaman M'yi etkilediği kuvvetler eşit ve zıt yöndedir. Mesela K pozitif yüklüyse, bu da pozitif yüklü olsun. K M'yi itiyorsa L M'yi çekmelidir arkadaşlar. Böylelikle de net kuvvet sıfır olmalıdır. Aksi takdirde dengede kalamaz. M serbest bırakıldığında hareket eder bir tarafa, değil mi? O zaman biz yazalım. K'nin M'ye uyguladığı kuvveti yazıyorum. Sabit. QK çarpı QM yani yükler çarpımı bölü arasındaki mesafenin yani 2D'nin karesi 4D kare. Bu neye eşitmiş? L'ye. Dikkat edin burada artı ve eksi yazmadım. Yönleri gösterdikten sonra kuvvet için artı eksi yazmasanız daha iyi olur. Tavsiyem odur. Ben asla yazmam. Sadece burada gösteririm. Tamam mı? Şimdi L'ye baktığımızda L'nin ikisi nedir? K çarpı QL çarpı QM yükler çarpımı bölü arasındaki mesafenin karesi. Bu eşitlikte K'lar birbirlerini götürdüğüne göre D kareler de götürür. Bakın M'ler de götürüyor. Buna dikkat edin. M'ler de götürüyorsa yani M'nin yükü ne olursa olsun diyebiliriz biz burada. M'nin yükünü arttırmak burada bir şey değiştirmeyecektir. Burada QK bölü QL kaç çıkacaktır? Şunu da diğer tarafa atarsak 4. Bu durumda M'nin yükü ne olursa olsun ne yapacaktır? M dengede kalacaktır. Şimdi ikinci maddemiz elektrik alan. Şimdi elektrik alan dediğimizde bir yükün birim elektrik yüküne uyguladığı kuvvettir ama birim olduğu için orada artık ikinci Q'dan kurtuluyorsun. Birim yük ya hani ikinci Q'dan kurtuluyorsun. Bu yüzden de formülün KQ bölü D kare kalıyor. Yani burada aslında senin bir yükün var. Mesela bu pozitif olsun. Sonra da bir noktan var. Noktayı her zaman pozitif noktaymış gibi alıyoruz. Ve elektrik alanı hani bu artıysa ne oluyor? Bu tarafa doğru EA elektrik alanı oluyor. Ama mesela burada bir tane de hani eksi Q yüküm olsaydı ne olacaktı? Onunkisi de artı eksiği çektiğinden bu tarafa doğru olacaktı arkadaşlar. Burada hep artı yük varmış gibi davranıyoruz. Çünkü elektrik alan çizgilerini de şöyle gösteririz. Artıdan başlayıp ekside bitecek şekilde gösteririz. Formülümüz de buydu. Bu formülde dikkat edeceğiniz husus nedir? F kuvvetiyle bir denkleştirme yaparsak E elektrik alana bir Q kadar Q ile çarpman aslında elektriksel kuvvete eşitliyor bu durumu. Şimdi elektrik alan çizgilerimize bir daha burada evet elektriksel alan çizgilerimize bir daha baktığımızda ne demiştim? Artıdan eksiye doğru olduklarını söylemiştim. Şu şekilde çizebilirsiniz. Burada da şimdi bu sefer eksi eksi var. O zaman ne olacak? O zaman şöyle olacak arkadaşlar. Eğer bunlar da eşit büyüklükteyse sanki ortalarında görünmez bir çizgi varmışçasına bunlar ne yapacaklar? Şu şekilde bu çizgiye bile değmeden çünkü elektrik alan çizgileri birbirine değmezler. Şu şekilde
oluşacaklar. Yalnız burada bak, şu yönlere dikkat et. Burada daima elektrik alan çizgilerinin eksi yüke doğru olduğunu unutmayın arkadaşlar. Eksi yüke doğrudur. Bu şekilde yazmanız artık sizin ne yaptığı konuyu bildiğinizi gösteriyor. Artıdan çıkartacaksın, eksiye doğru gideceksin. Şimdi elektrik alan kuvvet çizgileri sana dedi ki böyle benim bir sistemim var bu şekilde, acaba bunların yükü ne dedi. Hemen ne yapacaksın? Buradan elektrik alan çizgileri dışarı çıktıysa bu pozitiftir. Elektrik alan çizgilerinin son bulduğu yer burasıysa bu negatiftir. Bu ikisinin de birbirlerini ittiği görülüyorsa, arasındaki boşluk olmasa onu söyler. Birlikte bak, bunlar bunları kavuşmuşlar. Elleri kavuşmuş. Bunlar da birbirlerini itiyorlar. O zaman bunun da eksi olduğunu söyleyebilirim. Elektrik alan kuvvet çizgileri birbirlerini kesmez. Yükün etki ettiği bölgeyi gösterir. Yani bu bunu itebiliyor mu ya da çekebiliyor mu onu gösterir. Eğer arada çok büyük mesafe varsa, elektrik alanları birbirlerinin dışındaysa ne olmayacaktır? İşte onlar birbirlerini itmeyeceklerdir mesela. Yükün etki ettiği bölge gösterir dedik. Bir de artı yükten çıkar, eksi yüke, eksi yükte biter. Bak bu önemli, çünkü manyetik alan çizgilerini anlatırken şöyle diyeceğiz. N'den S'ye doğru olduğunu söyleyeceğiz. Ama burada N'den S'ye doğru. Ama burada kapalı yeri olduğunu söyleyeceğiz. Yani şöyle olduğunu söyleyeceğiz, tamam mı? Manyetik alan çizgilerini. Yani manyetik alan çizgileri ile elektrik alan çizgileri aynı değildir. Farklı özelliktedir. Her ikisi de birbirini kesmez. Yani manyetik alan çizgileri de birbirlerini kesmez. Elektrik alan çizgileri de. Ama elektrik alanın bir başı bir sonu varken manyetik alanın yoktur. Şimdi düzgün elektrik alan içinde tutulmakta olan ağırlığı önemsiz K ve L cisimlerinin arkadaşlar bu. Hız zaman grafiklerini çiziniz demiş. Şimdi K burada, L de burada. Bunların hız zaman grafiklerini çizelim. Şimdi elektrik alan ne dedik? Artıdan, burası artı, eksiye doğru olduğunu söyledik, değil mi? O zaman ne diyeceğiz burada? Sanki burada eksi, burada artı varmış gibi baktığımızda K'nin burada bırakıldığında ne olduğunu söyleriz? Bu tarafa doğru hızlanacağını söyleriz, değil mi? Yani ona etki eden kuvvet bu tarafa doğrudur. Biz onun, şimdi baktığımızda hani şöyle bir, bu eksi artı, hani burada eksiler var diye. Normalde sayı doğrusunda burası artı, burası eksidir ya arkadaşlar, sayı doğrusu. Yani hani doğu artı gösterilir, batı da eksi gösterilir. O zaman bu cismin doğuya doğru hızlanacağını söyleyebilirim. Doğuya doğru, yani pozitif yönde hızlanacaktır. Bunu söyleyebilirim. Şöyle çizebilirim. Burada da neden böyle çiziyorum? Bunu da söyleyeyim. Çünkü buradaki etki eden kuvvet F nedir? Q çarpı E'dir, değil mi? Düzgün elektrik alanda E değişmediğine göre, Q da sabit olduğuna göre arkadaşlar, buradaki F force'un değişmeyecek. F eşittir, artık biliyoruz, M çarpı A'dan kütle değişmezse, kuvvet değişmezse ivme de değişmez. Aynı şeyi bu cisme yapalım. Eksi yüklüdür. Bu sefer bunu bıraktığında bu ters yönde gidecektir. Buna uygulanan kuvvet ters yönde olacaktır. Bu yüzden bunun da hız zaman grafiği bu şekilde olacaktır. Şimdi elektriksel kuvvet ve elektrik alanı yaptığımıza göre artık ne yapabiliriz? Ha evet, bir tane ÖSYM sorumuz vardı. Onu çözebiliriz. Birlikte onu çözelim. Şimdi yüklü özdeş K ve L cisimleri sürtünmesi zayıf düzende şekildeki gibi tutulmaktadır. Sistem serbest bırakıldığında K cismi bir yönünde hareket ettiğine göre, bakalım K cismi. O zaman bir yönü şu, iki yönü şu, bunları yazalım. Şimdi L cismi, K cismi bir yönünde hareket ettiğine göre, şimdi K cismi neden bir yönünde hareket etsin? Demek ki bunlar birbirlerini itiyor olmalılar. O zaman diyor ki L cismi de iki yönünde hızlanır. Doğrudur, L cismi de madem birbirlerini itiyorlar, iki yönünde hızlanması mantıklıdır. Burada kuvvetleri gösterirsek ne vardır burada? F elektriksel kuvvet bu tarafadır. G'nin ağırlığın bir bileşeni
Y'nin bir bileşeni bu tarafa doğrudur. Yani bu cisme etki eden net kuvvet bu şekildedir. K'yi etki eden net kuvvete baktığımızda ise elektriksel kuvvet yukarı doğrudur. Bunun ağırlığı ise aşağı doğru olacaktır. Cisimler özdeşse, yani G'ler eşitse, buradaki net kuvvetin F'ye eksi G, buradaki net kuvvetin ise F'ye eksi F artı G olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar söylüyorum. Bunlar sadece bileşenleri, tamam mı? Ağırlığının tamamı değil. Ama ben hani TYT mantığına uygun olarak bu şekilde gösterebilirim. Doğal olarak burada net kuvvet ikisinin toplamı ise arkadaşlar, ilk anda L'nin ivme büyüklüğünün K'ninkinden büyük olduğunu söyleyebilirim. K ve L'nin elektriksel yükleri zıt işaretli midir? Hayır. Aynı işaretlidir. Çünkü birbirlerini itmişlerdir. Peki şimdi artık neye bakacağız? Ödüllü sorumuza bakacağız. Ödüllü sorumuzda da ne var? Bir bakalım. Ödüllü sorumuzda da içi boş nötr iletken K küresi toprak ile bağlı. Geçen haftanın ödüllü sorusu bu. Toprak ile bağlıyken eksi yüklü L cismi kürenin içine sarkıtılıp toprak bağlantısı kesiliyor dedi ve dedi devam ediyor. Bakın böyle bir soruda hemen sonu okuyun, tamam mı? Buna göre yaprakların hareketi nasıl olur diyor. Güzel, sorumu okudum. 1. İçi boş nötr iletken K küresi, toprak bağlantısı var. Eksi yüklü cisim kürenin içine sarkıtıldı. O zaman buradan ne oldu? Bu taraftaki eksiler değil mi? Kaçtılar. Burada artılar kaldı içeride. Sonra da L cismi toprak bağlantısı kesildi. L cismi uzaklaştırıldı. O zaman K'nin dışı artı. K artık artı yüklü bir cisim. Daha sonra nötr M metal cismi küreye dıştan dokunduruldu. O zaman ne oldu arkadaşlar? M de pozitif yüklendi. Ve sonra artı yüklü elektroskoba yaklaştırıldı. Demek ki aynı cins yükler aynı olduğuna göre yapraklar arasındaki mesafede artacak. Yani yapraklar biraz daha açılır yazıyoruz. Ve sorumuzu çözdük. Bu haftaki ödüllü sorumuz. Hepinize başarılar diliyorum.